Usura d'oro. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Yine hepimize yardımcı olacak, hepimize lazım olabilecek bir konuda bir sorumuz var. Hemen geçelim isterseniz soruya. Hocam şimdi çok akıllı insan veya akıllı insan denildiği zaman piyasaya şöyle bir bakınca çok para kazanan mesela, işleri iyi giden, şirketleri olan, ne bileyim bu sebeplerden dolayı da insanlara böyle tepeden bakan, kendini beğenmiş dipler akla geliyor. Akıllı kim deyince bunları gösteriyorsunuz. Yani o hale geldik neticede. Peki gerçekten böyle midir? Yani akıllı insan deyince çok para kazanan insan mı akıllıdır? Ne bileyim makam mevkiyi bir şekilde elde eden insan mı akıllı demektir? Kime diyeceğiz akıllı diye? Mustafa Bey, aklı da zekayı da Ehl-i Sünnet alimleri çok güzel bir şekilde anlamışlar ve tanımlarını, tariflerini de yapmışlar. Mesela aklı anlatırlarken İmam-ı Gazali Hazretleri de, İmam-ı Rabbani Hazretleri de, akıl anlayıcı bir kuvvettir. Bunu dinsiz herkes biliyor zaten. Faydalıyı zararından ayırt etmek için yaratılmıştır. Hatta akıl bir ölçü aleti gibidir. İki iyi şeyden daha iyi olanını ve iki kötü şeyden daha kötü olanını ayırır. Aklın tanımını, tarifini böyle yapmışlar. Ve bir de akıllı kimse sadece iyiyi ve kötüyü anlayan değil, iyiyi görünce onu alan ve kötüyü görünce de onu terk edendir. Birbirinden ayırt edebilen. Aynen öyle. Yani. Bu akıl. Evet. Şimdi zeka, pratik kavrama kabiliyet deniyor. Ve kimse çok zeki olabilir. Akılların ortaya koyduğu şeylerden kendine göre yarayanlar bulur, onları bir araya getirir. Ve bazı şeylerde başarılı olabilir. Bu konuda İslam alimlerinden Vekî bin Cerrah Hazretleri'nin çok net bir ifadesi var. Buyuruyor ki bu zat, Vekî bin Cerrah Hazretleri, akıllı Allahu Teala'nın azamet ve kudretini anlayandır. Yoksa dünyanın hile ve desiselerine saparak dolap çeviren kimse değildir buyuruyor. Şimdi sizin sorduğunuz soruda piyasada böyle çok dolap çeviriyor. Onun annenin külahını veliye, velinin külahını aliye. Ya çok adam akıllı ya falan filan. Birden böyle toparladı zeki. Halbuki değil, dolap çevirin. Bu zekidir bu adam. Ha, yani biz o zaman zeka ile aklı karıştırıyoruz öyle mi? Evet, aklı evet. Karıştırıyoruz. Evet. Halbuki zaman akıllı olmuş olsa hile yapmaz, dolap çevirmez. Niye? Çünkü akıllı kimse düşünür. Bu yaptığının bir zaman, bir gün gelecek, geri dönüşümü olacak. Başına bir şey gelecek yani. Başına ondan bir şey dolayı gelecek. Tabii. Evet. Akıllı kimse, hatta kitaplarda anlatılırken mesela İmam Muhammed Maturidi Hazretleri, Ehl-i Sünnet itikatta imamlardandır İmam Muhammed Maturidi Hazretleri, bu zat buyuruyor ki akıl yaratıcıyı bulur. Onun için her insanın Allah-u Teala'yı aklıyla bulması lazım buyuruyor o zat. Akıl bulur ama zeka pratik kavrama kabiliyeti olduğu için elde ettiği şey kendi aleyhine midir, lehine midir, zararlı mıdır, faydalı mıdır, bunu ayıramaz. Onun için akıl tarifi edilirken doğruyu görebilen ve onu kabullenen, hatta iki doğrudan biraz önce naklettiğimiz gibi daha aynı şekilde kuvvetli olanı seçebilen, iki kötüden de en kötüsünü bulup çıkartabilen bir miyardır, bir ölçü aletidir buyuruyor. Dolayısıyla hani çok para kazanmak, mevki makam sahibi olmak çok akıllı olmayı göstermez. Kafirler de mesela yeni şeyler keşfediyorlar. Efendim çok akıllı değil, çok zekiler. Zekidir. Zeka ile aklı birbirine karıştırmamalı. Akıl Allah-u Teala'ya giden yolu arar. Ve yapacağı işlerin geri dönüşümünü hesap eder. Akıllı kimse ihtiyatlı hareket eder. Zeki olan tamam zekidir. Birden ilerisini görüşünü gerisini düşünemez, bilemez. Bir anda çok şey elde eder. Akıl bunu kontrol edemediği için bir anda da hepsini kaybedebilir. Yani zeki kimse bir şeyi hedefler, o hedefe kilitlenir. Ama akıllı kimse o hedefin sonucunun ne olacağını aynen öyle hesap eder. Aynen öyle. Şimdi Süfyan-ı Sevri Hazretleri de buyuruyor ki herkese akıllı denmez buyuruyor bu zat.
Akıllı kimse kendisini her türlü kötülükten koruyandır buyurmuştur. Akıllıysa her türlü kötülükten koruyan. Bir şey yapıyorum, bunun bana geri dönüşümü nedir? Bunu hesap edebilen bir kimsedir. Bunu hesap edemezse, bir de mesela İmam-ı Gazali Hazretleri gibi zatlar buyuruyorlar ki, akıl göz gibidir, din de ışık gibidir buyuruyor. Evet, akıl doğruyu eğriden ayırabilen bir özellik ama tek başına gene bir işe yaramaz. Yani Allah-u Teala'ya kavuşturamaz insanı. Evet. Hakikata kavuşturamaz. Mutlaka bir ışığa ihtiyacı var bunun. Şu anda mesela burada spot lambalar yanıyor. Bunları söndür. Tamam, ben konuşuyorum. Sen de oradasın, sen de konuşuyorsun. Ve konuşmamız sebebiyle ikimiz de oturuyoruz, ikimiz de konuşuyoruz ama göremiyoruz. İkimizin de gözü açık. Hatta ikimizde de gözlük var. Yani iki gözle değil, dört gözle bakıyoruz. Görelim diye. Tamam. Evet. Ama buna rağmen evet. Işık olmazsa olmaz. Göremeyiz. Görüntüm. Onun için İmam-ı Gazali Hazretleri akıl göz gibidir. Din de ışık gibidir. Işık olmazsa göz göremez. Akıl doğruyu iyi bulan bir alet ise de yalnız başına bulamaz, noksandır. Bunun için peygamberlerin gelmesiyle tamamlanmıştır. İbn-i Semmak Hazretleri de buyuruyor ki, akıllı kimselerin arzusu, düşüncesi cehennemden kurtulmak ve haramlardan kaçmaktır. Ahmak olanın arzusu ise oyun ve eğlencedir. Ahmak olan. Şimdi bizi izleyen ve dinleyen hatırına gelebilir. Yani, ya ben oyunu çok seviyorum. Yani ben şimdi ahmak mıyım? Bunu biz söylemiyoruz. Yani İbn-i Semmak Rahmetullahi Teala Ali Hazretleri buyuruyor. Ve doğrusu da bu. Çünkü akıllı bir kimse kendi isteğiyle bu dünyaya gelmediğini idrak eder. Ve kendi isteğiyle de bu dünyadan ayrılmayacağını iyi bilir. Dolayısıyla akıllı bir kimse bu yaptıklarının bir gün kendisine bir geri dönüşüm olacağını ve kendisini bu dünyaya gönderenin kendisine yine bir hesap soracağını düşünür. Onun için de ihtiyatlı hareket eder. Hani İmam-ı Rabbani Kudüs'e suresinin bir sözü var. Akıllı kimseler tehlikeli haberlerde, tehlikeli işlerde ihtiyatlı hareket eder buyuruyor. Ne demek o? İhtiyatlı hareket eder. Mesela yalancılığıyla tanınmış bir kimse, bu misali veriyor İmam-ı Rabbani Hazretleri, adam tehlikeli bir haber getiriyor. Diyor ki mesela biz burada çekim yaparken yalancılığıyla bildiğimiz burada birisi diyelim, öyle birisi yok, tanımıyoruz da, öyle birisi olsa bağırıyor. Yangın var, çabuk binayı terk edin diye bağırıyor. Adam yangın diyor. İmam-ı Rabbani Kutsu Sözü'nde ne buyuruyor? Tehlikeli haberde akıllı kimseler ihtiyatlı hareket eder. Ya boşver, yalancıdır, onun sözüne itibar edilmez denmez. Bir araştırılır. Kalkar, bakar, bir koku, bir duman, bir şey geliyor mu falan. Evet. Veya bir yere sorar, böyle bir şey var mı, dışarıdan bina görülüyor, herhangi bir duman veya benzeri bir şey var mı diye araştırır. Bakar, akıllı kimse tedbirli hareket eder. Ama ahmak kimse boşver der. İş işten geçtikten sonra da zaten işe yaramaz. Bunun için de hatta İmam-ı Rabbani Kutsu Sözleri orada bir ifade daha kullanıyor. Şimdi akıllı kimseler yalancılığıyla tanınan bir kimsenin vermiş olduğu tehlikeli habere ihtiyatlı yaklaşırlar, tedbirli hareket ederler. Dolayısıyla 124 binden fazla peygamber göndermiş Allah-u Teala. Bunların hepsi aynı asırda gelmemiş. Değişik asırlarda gelmelerine rağmen aynı şeyi haber vermişler. Neyi? Ölümü, ölümden sonra ahiretin, yani mezardaki halin, kabir hayatının, mahşerin, mizanın, yeniden dirilmenin ve sonsuz olarak cennet ve cehennemde kalmanın. Bunlar aynı asırda gelmemişler. Bir yalan üzerinde ittifak etmeleri de mümkün değil. Bunların hepsi İmam-ı Rabbani Kutsu Sözü'nden bir kullandığı tabir var Peygamber Efendimiz için. Muhbir-i sadık, muhbir haber veren, sadık, doğru haber veren. Hepsi muhbir-i sadıktır aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla bunlar cennet var, cehennem var, sonsuz hayat var, ölümden sonra hayat var buyuruyor. Akıllı kimse düşünür. Hani Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerine o zaman bir dehri, bir ateist gelmiş. Bugün ateist diyoruz biz onlara. Gelmiş demiş Hazreti Ali'ye radıyallahu teala, ya kendinize zahmet veriyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, namaz kılıyorsunuz, yalan söylemiyorsunuz, içki içmiyorsunuz, zina etmiyorsunuz. Yazık demiş ya. Ya ahirette bir şey yok demiş ya. Kendinize yazık ediyorsunuz demiş ya. Eğlenin, yiyin, için falan. Hazreti Ali radıyallahu teala an hazretleri sormuş. O zamanki şeyler de, dehriler de, ateistler de hakikaten insaflıymış. Yani böyle körü körüne değil. Şimdi zamanımızda var öyle. Adam kalem der, yanlış bile olsa gene kalem diye diretir yani, durur falan. Öyle değil. Hazreti Ali radıyallahu teala hazretleri dönüyor o kimseye. Senin dediğin gibi olsa, ahiret olmasa, hesap olmasa, ben Allah'ın varlığına ve birliğine inanıyorum. Günde 5 defa abdest alıyorum, uzuvlarımı yıkıyorum.
O an sana Allah-u Teala'nın huzuruna namaz ibadetini yapıyorum. Belli hareketleri yapıyorum. Bir ay yemeyip içmeyip midemi dinlendiriyorum. Yalan söylemiyorum. Kimsenin namusuna, ırzına yan bakmıyorum. Malım varsa fakirlere sadaka veriyorum, zekat veriyorum. Dedikodu yapmıyorum, gıybet etmiyorum. Yetimi tekmelemiyorum, zayıfı ezmiyorum. Demiş, bunun bana bir zararı var mı? O zamankiler insaflıymış, mert insanlarmış. Adam düşünmüş, yok demiş ya. Ne zararı demiş. Hatta demiş bunun faydası olur. Ne gibi demiş? İnsanların indinde itibarlı olursun demiş. Çünkü kimsenin malında, ırzında gözün yok. Günde 5 defa yıkanıyorsun, temizleniyorsun. Gusül gereken halde vücudun tamamını yıkıyorsun. Yalan söylemiyorsun, gıybet etmiyorsun, dedikodu yapmıyorsun, suizan etmiyorsun, haset etmiyorsun. Herkes seni sever. Herkes seni sever, itibarlı olursun. Evet. Ha demek ki diyor Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri, benim bir kaybım yok. Yok diyor, hatta itibarlı olursun. Peki ya benim dediğim gibiyse? Adam o zaman başını iki elinin arasına alıyor, o zaman diyor ben yandım. Onun için Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri buyuruyorlar ki, işte İmam Rabbani hazretleri de oradan alıyor. Akıllı kimse tehlikeli şeylerde ihtiyatlı harekettir. Tehlikeli şeylerde ihtiyatlı harekettir. Ya öyleyse? İhtiyatlı hareket eder. Böyle bodaslamasına yok canım falan filan demez. Ya varsa. Yani. Şeylerde bile, askeri başarılarda bile akıllı komutanlar hemen gördü. Mesela dümdüz hücum demez. Gider keşif kolları gönderir, yapar, eder. Ondan sonra askerini veyahut da ordusunu harekete geçirir. Yoksa paldır küldür hareket etmez. Ve netice itibariyle de aklıyla hareket ettiği için ya muzaffer olur veyahut da mağlubiyet mukadderse zayiatı az olur. Onun için çok para kazanmak, çok mal mülk sahibi olmak, mevki makam sahibi olmak akıllılığı göstermez, zekidir. Ama bunları akıllar da elde eder ama bunları insanların aleyhine kullanmaz. Ahiret için, yatırım için kullanır. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, akıllı kime denirmiş? Osman Ünlü hocamızdan bunu bugün öğrenmiş olduk. Başka bir programda yine sizlerle birlikte olacağız. Yine başka bir konuyu soracağız. Elimizde birçok soru var. Bunlardan birini daha değerlendireceğiz. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, dini sual sormakla 4 kişi sevapta ortaktır. Sual soranlar, cevap verenler, dinleyenler ve bunları sevenler. Aşk yoluna gidelim, yahu ya hak diyerek, zat-ı hakka erelim, yahu ya hak diyerek. Yahu ya hak diyerek Allah.
yere. Tam ilmihal, saadeti ebediye. Mal, Allahü Teala'nın verdiği bir nimettir. İsrafın kötü olmasının birinci sebebi, malın kıymetli olmasıdır. Mal, Allahü Teala'nın verdiği bir nimettir. Ahireti kazanmak mal ile olur. Dünya ve ahiret mal ile intizam bulur, rahat olur. Hac, cihat sevabı mal ile kazanılır. Bedenin sıhhat, kuvvet bulması mal ile olur. Başkasına muhtaç olmaktan insanı koruyan maldır. Sadaka vermek, akrabayı dolaşmak, fakirlerin imdadına yetişmek mal ile olur. Mescitler, mektepler, hastaneler, yollar, çeşmeler, köprüler yaparak, asker yetiştirerek insanlara hizmet de mal ile olur. Dinimiz, insanların en iyisi, onlara faydası çok olanıdır, buyuruyor. İnsanlara yardım etmek için çalışıp para kazanmak, nafile ibadet etmekten daha çok sevaptır. Cennetin yüksek derecelerine mal ile kavuşulur. İki şeyden birine kavuşan insana gıpta etmek, buna imrenmek yerinde olur. Allahü Teala bir kimseye İslam ilimlerini ihsan eder. Bu da her hareketini bilgisine uygun yapar. İkincisi, Allahü Teala birine çok mal verir. Bu kimse de malını Allahü Teala'nın razı olduğu, beğendiği yerlere harc eder. Büyük alim Süfyan-ı Sevri buyuruyor ki, bu zamanda mal insanın silahıdır. Yani insan canını, sıhhatini, dinini ve şerefini mal ile korur. Malı ve dünyalığı kötüleyen haberler de çoktur. Fakat bu haberler, malı, dünyalığı değil, bunların zararlı kullanılmasını kötülemektedir. Mesela, insanın azmasına, Allahü Teala'yı unutturmasına, ibadete mani olmasına sebep olan mal, zararlıdır. Ölümü ve ölümden sonrasını unutturan mal da zararlıdır. Bu zararlar, çok kimselerde kendini göstermektedir. Bu zararlardan kurtulan az olduğundan, malı kötüleyen haberler çok olmuştur. Görülüyor ki, mal, birbirine zıt iki şeye sebeptir. Hayır ve şer. Hayra, iyiliğe sebep olduğu için methedilmekte olup, şerre, kötülüğe sebep olduğu için de kötülenmiştir. Malın, büyük bir nimet olduğu anlaşıldı. Malı israf, Allahü Teala'nın nimetini hakir görmek, nimete kıymet vermemek, nimeti elden kaçırmak, kısaca küfranı nimet etmek, yani şükretmemek olur. Nimetin kıymeti bilinmeyince, hakkı gözetilmeyince elden gider. Şükredilince ve hakkı gözetilince elde kalır ve artar. İbrahim suresi 7. ayetinde mealen, şükrederseniz, verdiğim nimetleri elbette arttırırım, buyuruyor. Muhammed Masumi Faruki Hazretleri 2. Bölüm. Yapışılacak ve saadet-i ebediyeye kavuşturacak sağlam ip manasına gelen Urvetül Vüska lakabıyla da bilinen Muhammed Masum Faruki Hazretlerinin hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Muhammed Masum Hazretleri, evliyanın önderi, ileriyi gören büyükler ordusunun kumandanı ve Allahü Teala'nın bildiği yüksek manevi makamlara kavuşan babası ve mürşidi İmam-ı Rabbani Hazretlerinin eşsiz sohbetleriyle yetişmiş, alem onun nurlarıyla aydınlanmaya başlamıştır. Yıllar önce babası ve mürşidi İmam-ı Rabbani Hazretleri, sen zamanın en büyüğü
kutbu olursun diye müjdelediği ve yıllar sonra bu müjdeye kavuşan oğlu Muhammed Masum'u bir gün huzuruna çağırır. Buyurur ki İmam-ı Rabbani Hazretleri, benim bu dünyaya bağlılığım, yalnız bu kayyumluk, yani insanlara feyz, himmet ve bereketlerin geldiği büyük evliyalık makamı, vazifesi ve muamelesi sebebiyleydi. Devamlı teveccühlerden sonra bu nimet sana verildi. Şimdi bu fani dünyada kalmak için sebep bulamıyorum. Bu alçak, aşağı ve hakir dünyadan göç etmem yaklaştı, buyurur. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin bu veda konuşmasındaki her bir kelime bir alev topu olup, oğlu Muhammed Masum Hazretlerinin mübarek kalbini yangın yerine çevirir. Derken yaşla dolar gözleri. Takatsiz bir şekilde, tarifsiz bir ızdırapla adeta kendinden geçer. Gidişiyle bütün zamanları ve müminleri hüzünlere gark edecek olan İmam-ı Rabbani Hazretleri, oğlu Muhammed Masum Hazretlerinin bu kederini görünce pek bir etkilenir ve oğluna büyük bir merhametle, "Ey oğlum, Allahü Teala'nın adeti şöyledir ki, birini kendine çağırır, diğerini onun yerine oturtur," buyurur. Ve teselli eder geleceğin bir tanesi olacak olan büyük evliyayı. Muhammed Masum Hazretlerinin bir kerameti şöyledir. Bir gün Muhammed Masum Hazretleri abdest alırken elindeki ibriği ani bir hareketle duvara fırlatır. İbriğin paramparça olması bir yana, İbriği getiren talebenin gönlünde fırtınalar kopmuştur. Bir hata mı yaptım düşüncesiyle kıvranır talebe. Ve gidip durumu arkadaşlarına anlatınca, konu nihayet yine Muhammed Masum Hazretlerine gelir. O ise şöyle buyurur. O talebemize söyleyiniz ki, üzülmesin. Biz o ibriği şunun için attık ki, bir talebemiz sahradayken aç bir arslana rastlamıştı. Arslan onu parçalamak üzereydi ki, bizden yardım istedi. O anda durum acildi ve benim elimde ibrikten başka bir şey yoktu. Bunun için o ibriği fırlattım ve bizi seven o insanı helak olmaktan kurtardım. Birkaç gün sonra arslandan kurtulan talebe, olayın Muhammed Masum Hazretlerinin anlattığı gibi vuku bulduğunu söyler ve testi parçalarını yanında getirdiğini söyleyince, herkes bir daha hayran olur büyük veliye. Büyük velinin bu kerameti, Allahü Teala'nın evliya kuluna verdiği nimetleri ve bu kullarından yardım isteyenleri nasıl mahrum bırakmadığını ve evliyalarında ne büyük kerametler yarattığını gösteren en büyük misallerden biri olarak geçer kayıtlara. Muhammed Masum Faruki Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala insanı beyhude, boş yere yaratmadı ki, insan kendi haline terk olunsun, istediğini yapsın, hoşuna giden şeye uyusun. O, emirlere uymakla ve yasaklardan sakınmakla insanı sorumlu tutmuştur. İnsan için bunu yapmaktan başka çare yoktur. Bunu yapmayıp nefsine, arzu ve hevesine uyanlar asi, inatçı olup Allahü Teala'nın gazabına uğrarlar ve çeşitli azaplara müstehak olurlar. Ömrün en kıymetli zamanı gençlik zamanıdır. En kıymetli şey ise marifetullah'tır. Gençliğini en kötü şey olan heva ve heves peşinde harcayıp marifetullah'ı ömrün en kötü zamanı olan ihtiyarlık zamanına bırakanlara yazıklar olsun. Nefslerinin arzularına tabi olup, dünya lezzetlerini İslamiyete uygun kullanmayanlar, böylece faydalı ve daimi olan cennet lezzetlerinden kaçanlar çok zavallıdır.
Allahü Teala'nın her şeyi gördüğünü bilmiyorlar mı? Zararlardan kurtulmak için dünya lezzetlerini İslamiyete uygun kullanmak lazım olduğunu işitmemişler mi? Sorgu sual günü elbet gelecek. Herkesin dünyada yaptıkları önlerine serilecektir. Dünyada Rabbinin rızasını kazanmış, onun haram ettiği şeylerden sakınmış olanlara o gün müjdeler olsun. Dünyanın yaldızlı hayatına aldanmayanlara, Rabbinin azabından korkarak nefslerine hakim olanlara, evinde ve emrinde olanlara namaz kılmalarını emredenlere müjdeler olsun. Allahü Teala'nın gösterdiği saadet yolunda olanlara ve Muhammed aleyhisselama tabi olanlara selamlar olsun. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi ilçemiz Gelibolu'dan sesleniyorum. Türklerin Anadolu'ya geçiş kapısı olan yerden sesleniyorum. Osmanlı Devleti Söğüt'te, bilahare Bilecik'te, sonra İznik'te başşehir olarak devam etti. Ondan sonra da Bursa başşehir oldu. Tabii Karadeniz'e irtibatı vardı. Akşakoca zamanından beri Karadeniz kıyısı alınmıştı. Marmara kıyıları ise Karamürsel Bey, Emir Ali Bey, yani İmralı dediğimiz zat ki onun kabri burada Gelibolu'da efendim. Onu da inşallah sizlere başka bir bölümümüzde tanıtmaya çalışacağız. Onlar da Marmara'yı almışlardı. Ama Ege Denizi ile irtibatımız yoktu. İşte Osmanlı'nın İkinci denize kavuşması Gelibolu yakasına Türklerin geçmesiyle oldu. Onun da Rumeli tarafındaki iskelesi, ana kapısı Gelibolu'ydu. Anadolu tarafındaki çıkış kapısı da Çardak bölgesiydi. Rivayet kuvvetle muhtemel ki Çardak'tan geldiler, buradan devam ettiler. Çimpe Kalesi de zaten Bolayır'ın yakınında. Oraya yakın, şimdi birazcık temelleri kalmış ama kale görüntüsü şu arkamda gördüğünüz kale gibi, Gelibolu Kalesi gibi kale görüntüsü kalmamış. Burada da bir tek burç kalmış Gelibolu Kalesi'nden. O burcu arkama aldım. Sağımdan itibaren tarihi liman başlıyor. Limanın orada da tam tersaneye girişte gemi inşa edilen gemi fabrikasının, Osmanlı'nın ilk gemi fabrikasının girişinde mecburen işte bir karayolu geçirmişler, bir köprü yapmışlar. Köprü denizde bağlantıyı kesmemiş ama o havuzda şimdi bir kayık yaparsanız, inşa ederseniz o kayığı denize çıkarırsınız. Ama büyük bir kotra yaparsanız onu denize çıkaramazsınız. Tarihi tersanenin havuzu tabanında mermer beşik taşıyla beraber muhafaza ediliyor. Ediliyor da o kadar işte. Bazı kayık sahipleri izin almışlar. Orada kayıklarını bağlıyorlar fırtınalı havalarda zarar görmesin diye. Şimdi öncelikle Gelibolu Kalesi'ni anlatmak istiyoruz. Kalenin 5 büyük burcu vardı. Evliya Çelebi'nin söylediğine göre 70 burçluydu. İhtimal ki Evliya Çelebi'nin söylediği 1600'lü yıllardaki 70 burçlu Gelibolu Kalesi dış kaleydi. Bu 5 burçlu olan yer ise iç kaleydi. Denize hakim, denizden gelecek saldırıları orada bulunan komutan ve onun askerleri def etmek üzere orada görevli bekliyorlardı. Yani boğazın bu yakadaki bekçileri idi. Şimdi Evliya Çelebi Gelibolu Kalesi için diyor ki, kale dik ve kesik kayalara kurulu, altı köşeli 70 kuleye sahipti. 70 adet kulesi varmış.
Yani bayağı büyük bir yermiş. Tarihi surlarda, İstanbul'un tarihi surlarında 96 tane kule vardı Bizans zamanından. Bu kaleyi de Bizansların kurduğu söyleniyor. Bizans'tan önce de burada bir kale olması lazım, bir engel olması lazım. Burası tarihi geçiş su yolu. Bu su yolunu mutlaka bir bekleyen olmuştur buralarda devlet kuranlar. Ama Bizans'tan ötesine olan tarihin birçok bilgileri gibi bu husustaki bilgi de müphem bir vaziyette. Araştırmacılar ortaya çıkarır mı, çıkarmaz mı, o günün insanı yazdı mı, kayıtları var mı? Onları da doğrusu ben bilmiyorum. Biz nihayet bir aktüel program olarak sizlere güncel hadiselerle beraber tarihten, yakın zamana ait tarihten bazı alıntıları aktarmaya çalışıyoruz efendim. Evliya Çelebi devam ediyor. Güneybatısında demir bir kapı var diyor. Kıblenin tam ters istikametinde bir kapısı var. Kalede 300 tane tek katlı ve iki katlı asker evleri vardı diyor. İşte bu tek katlı, iki katlı, 300 tane ev şu andaki 5 tane burcu vardı da biri kalmış dediğimiz alana sığacak durumda değil. Buradan anlaşılıyor ki Evliya Çelebi'nin ifadesi dış kale, meskun mahalde askerler için ayrı bir, hani şimdi de lojmanlar oluyor efendim bazı devlet memurlar için, sadece askerler için değil, öyle bir bölümün olduğunu söylüyor. Niye? Buranın bekçisi askerler de onun için. Mecbursunuz ona bu yetkiyi vermeye. Ketüda, Topçubaşı, Cebecibaşı gibi baş konakları, bunların konakları, su sarnıçları, bir cami, tersanenin burada camii de varmış. Hem kalenin hem tersanenin kullanılan bir cami varmış. Ve hünkâr hazinesi, cephanelikleri vardı diyor Evliya Çelebi. Peki nerede bunlar şimdi? Geriye şu anda bir tane burç kalmış. 1914 senesinde Şarköy malum Doğu Anadolu fay hattının ta Erzurum tarafından başlayıp Kuzeydoğu Anadolu'yu baştan başa kat edip gelip fay hattının son noktası Şarköy'dür. Marmara Denizi'nden, denizin içine geçerek. Bazen bu fay daha Doğu Anadolu'dan beri kırıla kırıla gelir, Kelkit Vadisi'ni takip eder. İşte Kırşehir, Ankara, oralardan devam ederek gelir. Bolu Düzce, efendim Gölcük, oradan Marmara Denizi'nin içine girer, devam eder. İşte zaman zaman karaya çıkar. Yer altındaki kırıkla denizin kırığı bir olmaz ki efendim. Ve Şarköy'de yetişecek. İşte o Şarköy zelzelesinde 4 tane burcu bunun zelzelede yıkılmış. Ondan sonra da o dönemler harp dönemleri olduğu için insanlar yiyecek ekmeğe muhtaç iken tekrar böyle bu burçları yapmanın masrafını da yapamamışlar, imkanını da bulamamışlar. Can derdine düşmüş herkes. 1914-15 malum İngiliz'in gelip buraya insanları rahatsız ederek binlerce insanın şehit olmasına sebep olduğu zalim bir saldırısı vardı. O saldırılarla beraber ondan sonra da memleket İkinci Dünya Harbi sırasındaki bazı yokluklarla beraber tamamıyla etrafına bakamaz bir hale geldi. İşte kurulan köprü var orada bir tane ufak. Burada benim arkamdaki deniz ta tersanenin havuzuna kadar ulaşıyor. Deniz suyu devam ediyor oraya ama üstünde bir köprü var. Köprü olduğu için de tersane zaten bugünkü gemileri inşa edecek kapasitede değil, o zamanın gemileri vardı. Süleyman Paşa, Gazi Süleyman Paşa babasından aldığı emirle 80 tane dilaveriyle buraya geçmeye karar verince öncelikle tabii salla geçildiği rivayet ediliyor. Bazıları bu salla geçmeyi çok hayali, romantik buluyor. Ya öyle de şey olur mu falan filan diyorlar. Kimin adına konuşuyorlar onu da bilmiyorum. Peki ya olduysa beyefendi? Ya olduysa bu salları birbirlerine iplerle bağlayıp da bu insanlar binerek geldiyse ki öyledir. Ama bu bir fetih gelişi olamadı. Evet, kumsalda bir namaz kılındı. Burada Gelibolu'nun Bizans Kalesi'nin sahillerinde efendim birkaç tane Bizanslı yani Rum kayıkçıyı derdest ettiler. Hem kayığını, deniz vasıtasını hem kendilerini, gelin bakayım dediler iki kişiye.
ve onlardan buradaki deniz imkanlarının bütün bilgilerini aldılar. Sonra da buradan temin ettikleri, karşı yakadan da temin ettikleri vasıtalarla askerini bu tarafa Süleyman Paşa geçirdi ve o kutlu fetih yürüyüşü oradan sonra da bu köprü başından başlayarak devam etmiştir. Şimdi gördüğünüz, sol arkamda gördüğünüz Kale Burcu, Piri Reis'in müzesi olarak kullanılmaktadır. Piri Reis'e ait bir şeyler var. Alakası ne? Yani Piri Reis'in müzesini burada değil de İstanbul'da kursalardı veya daha başka. Buralı adam burada vefat etmiş, 85 yaşında vefat etmiş. Uygun dolmuş. Çok da isabetli yapmışlar. Yani bütün tarihi müzeleri, efendim gezilecek yerleri, hepsini görülecek kültür eserlerini, kütüphaneleri bir yere toplamak uygun değil ki. İnsanların ayağına hizmeti götürmek lazım. Gelibolu'ya da gelindiği zaman benim sizlere tavsiyem, kıymetli seyircilerim. Evet, Çanakkale Deniz Zaferi'nin anması 18 Mart törenleri olsun. Daha sonraki 25 Nisan'da Anzak çıkarmasının anma yıl dönümü olsun. Daha sonraki işte 16 Şubat'ta, 16 Ocak'ta efendim geceliğin İngilizlerin sessizce böyle postallarını bile çadırlarına bırakarak kaçışlarının törenlerinde olsun. Ne olur gelin de Gelibolu'nun içerisindeki bu tarihi mekanları görün. İşte Osmanlı'nın ilk tersanesi, Bizans'ın ilk tersanesi. Bizans bu tersaneyi kurdu ki İstanbul'u emniyete almak için. Ve o zamanlar burada bulunan Halife Abdülmelik'in kardeşi Mesleme bin Abdülmelik 710'lu yıllarda Anadolu İslam orduları komutanı idi. Emevi devletinin komutanı idi. Yani Şam'daki Halife Emevi'nin emrinde bir komutan idi. Ve Anadolu birlikleri komutanı Mesleme bin Abdülmelik yapıldı. Kardeşi halifeydi. Kendisi yaşça büyük olduğu halde halife olamadı. Çünkü üvey kardeşti. İkinci kardeş olduğu için o halife olamadı. Ama aralarında anlaşmazlık olmadığı için onu gönderdi. Ta Erzurum, Trabzon'a kadar Anadolu'yu fethettikten sonra tutup bu sefer Trakya'ya geçip İstanbul'u Avrupa üzerinden gelerek almak istedi. Ve burada verdiği mücadeleler hakikaten dillere destandır. İstanbul Karaköy'deki Arap Camii'de bu Mesleme bin Abdülmelik'in 1712'lerde yaptığı Arap Camii'dir. Tarladan cami yapılmıştır. Bir Bizans kilisesinin veya bir tapınağın yıkılıp da yerine yapılmamıştır. Onun üstüne yapılmamıştır. Bunu söyleyenler de yanlış söylüyorlar. Tarihi gerçeklere aykırı. İşte Mesleme bin Abdülmelik de buralardan geldi ve Edirne'ye kadar gitti. Edirne'yi aldıktan sonra döndü, İstanbul'u muhasara etti. Uzun süre İstanbul muhasarada kaldı. Bizans İmparatoru yalvardı Mesleme bin Abdülmelik rahmetullahi aleyhe. Yalvardı. Dedi ki gel anlaşma yapalım. Ne istiyorsan biz yaparız ama bu şehirde bizim yerimiz, başkentimiz. Anlaşma yapıldı. Oraya da Arap Camii yapılmıştı. Sonra da Şam'da çıkan bir karışıklık üzerine halife emir verdi acele dön abi diye. O abisi de acele olarak dönmüş oldu. Cami orada kaldı. 40 sene kadar Bizanslılar bu camiye tekrar Müslümanlar gelir diye dokunmadılar. Korktular bir daha gelirlerse bizi cezalandırırlar diye. Baktılar ki 40 sene gelen giden yok. Orayı o zaman bir kiliseye çevirdiler. Yani camiyi kiliseye çevirenler Bizanslılar olmuştur. Bu kulede Piri Reis'in müzesinin olduğu kulede bir zamanlar 1600'lü yıllarda Yahudi cemaati arasında büyük karışıklıklara sebep olan, Yahudilerin Osmanlı'ya şikayetine sebep olan Sabatay Sevi isimli kişi de burada 6 ay kadar tutuklu kaldı, bu kulede kaldı. Bunları da anlatacağız. Anlatacağız ama yani bu kadar görüntü zenginliğinin içerisinde bu bölümde size gidip de tersane havuzunu gösteremedik. Kulenin içini gösteremedik.
Kalenin kurulduğu sırtları gösteremedik. Tersanede kimler hizmet etti, bunları kimler kurdurdu, kimlere kurdurdu onları anlatamadık. Onları da inşallah bundan sonraki programımızda, Gelibolu programlarımızda sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.